Evet arkadaşlar, ilk dersimizde başlıyoruz. Ben şimdi size bazı bilgilendirmeler yapacağım. İlk konumuz vektörler. Önce şunu söyleyeyim. Bu dersleri izlerken mutlaka yanınızda bu PDF'lerden aldığınız çıktı dokümanlarımız olsun. Tamamen bunlar üzerinden işleyeceğiz. Hoca zaten ekranda anlatacak. Ben almasam da olur diye düşünmeyin. Mutlaka faydası olacak. Zaten devamında da soru çözümleri var. Dokümanda neler olduğunu size anlatacağım. Bu ilk izlediğiniz, bu derslerle ilgili ilk izlediğiniz videoysa sıfırıncı dersi de mutlaka izleyin. Sıfırıncı derste nasıl bir yol haritası izleyeceğimizden de bahsettim. Şimdi ben elimizdeki dokümanda neler var? Biraz onu inceleyelim ve dersin gidişatı hakkında da fikir sahibi olalım istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu bizim elimizdeki doküman. Toplamda vektörler konusu 20 sayfa olarak işledik. Şöyle bir elimizdeki dokümanı inceleyelim. Bunun 10 sayfasında konu anlatımı yapacağız. Geri kalanında da soru çözümleri olacak. Sorular kısmını önce size bırakacağız. Sonra hep birlikte çözeceğiz. İlk olarak vektörler konusunun işte genel tanımlarıyla başlayacağız. Bir takım detayları açarak devam edeceğiz. Oldukça temel bir konu zaten. Hepinizin bildiği gibi. Bazılarınız tabii bu konuya aşina olabilir. Ama bence mutlaka bir kere de buradan izleyin. Çünkü neden? Daha sonra ilerleyen konularda ben bazı detaylar verdiğimde ya ben bunu anlamadım, Ertan Hoca niye böyle bir şey söyledi diye aklınıza takılmasın istiyorsanız bence mutlaka bu dersi de izleyin ki yani vektörleri çok iyi bildiğinizi düşünseniz bile orada bir eksik bırakmayalım. Şimdi sayfalar arasında ilerliyorum bu şekliyle. Yani sıfırıncı derste bahsettiğim gibi işte bir soru ben çözeceğim. Sonra sıra sende diyeceğim. Sıra sendeler tamamen test soruları olacak. Zaten buradaki konu anlatımı kısmının en sonunda da en sonuna geldiğimizde de onun cevap anahtarlarına ulaşacaksın. Cevap anahtarlarına mümkün mertebe bakmadan ilerle videonun sonuna kadar. Zaten ben sıra sende dediğim zaman videoyu durduruyorsun. Soruyu kendin çözmeye çalışıyorsun. Bir de cevabını kontrol etme. Onu sonraya bırak. Eğer hata yaparsan da bu kötü olmayacak. Bundan emin olabilirsin. Hata yaptığın zaman da yanlışını gördüğünü ve nedenini anladığında daha iyi öğrenmiş olacaksın. O açıdan da hata yapmaktan kesinlikle korkmamak lazım. Bazen öğrenciler çalışırken ister istemez bir gözü soruda bir gözü cevapta oluyor. O bizi yanlış yönlendirebiliyor. Biz öyle yapmayalım. 10 sayfayı tamamladığımızda konu anlatımımızı bitirmiş olacağız. Sonrasında bakalım nasıl devam ediyoruz. İlk önce ana kamp testimiz gelecek. Bu birinci testimiz. Birinci testimize 9 tane soru yerleştirebilmişiz. İkinci testimizde gene ana kamp. Çok temel bir takım öğrendiğimiz, elde ettiğimiz kazanımları burada pekiştireceğiz. Esas da amacımız bu. Sıra sende sorularına çok benziyor olacak. Takıldığında burada geriye dönebilirsin ama mutlaka kendin çözmek için ısrarcı ol. Ama daha sonrasında da zaten benden çözümleri mutlaka dinleyeceksin. Daha sonra ileri kampa geçiyoruz. İleri kamp üniversite sınavında sorulabilecek muhtemel tarzda sorular o seviyede. Ana kamp biraz daha altında, biraz daha temel gibi düşünebilir. Aslında sadece burada mesele seviye meselesi değil. ÖSYM ana kamp tarzındaki sorular da elbette sorabilir. Burada biraz o soruların amacı biraz daha böyle temelimizi sağlamlaştırmak amacıyla burada da bir adım öne ilerlemek için ileri kampa geçiyoruz. İleri kampın bir sonrasına geldiğimizde de zirve testlerimiz başlıyor. Buraya da biraz daha böyle sınav seviyesinin ötesinde sorular yerleştirdik. Zaten hep birlikte göreceğiz. Yani çok uçuk kaçık sorular yazmak gibi bir hedefim hiçbir zaman olmayacak. Öyle bir doküman hazırlamayacağız size. Eğer bir zor bir soru varsa da bilin ki o öğretici olsun diye orada olacak. Bütün amacı bu olacak. Şeyin dışına da ÖSYM'nin hani sorabileceği skalanın dışına da çok fazla çıkmamaya çalışacağız. Dediğim gibi çıkabiliriz. Çıktığımız zaman da bunun bütün gerekçesi öğretici olması olacak. Amacımız zaten fiziği bu noktada anlayarak güzelce öğrenmek. Şimdi dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Bu ilk dersimiz, ben de açıkçası oldukça heyecanlıyım. Bakalım neler olacak, nasıl bir sonuç alacağız bu derslerden. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bazı temel kavramlarla başlayacağız. Gene bu tahta üzerinde derslerimizi işleyeceğiz. Daha önce de olduğu gibi. Bu sefer şöyle bir tabii farklılık olacak. Bu sefer temel kavramlara daha derinlemesine ineceğiz. Hiçbir eksik bırakmayacağız. Başlangıç seviyesinde olan birinin de mutlaka bu eğitimlerden faydalanabileceği şekilde bir planlama yaptık. Dolayısıyla zaten ders ilerledikçe de bu dersler ilerledikçe de bunu göreceğinizi düşünüyorum.
Şimdi skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler tabii ki çok temel kavramlar. ÖSYM'nin de sormayı sevdiği şeyler. Skaler büyüklüklerin sadece şiddeti var. Yani bir sayıdan bahsediyoruz ama skaler fiziksel büyüklüklere geldiğimiz zaman da burada hemen işaretleyelim. Bir birimden de bahsedeceğiz. Mesela nedir? Bir cismin uzunluğu, ebatları değil mi? İşte 10 santim genişliğinde deriz. İşte bu bahsettiğimiz şey skaler bir büyüklük. 10 santim ama hangi yönde 10 santim dediğimiz zaman işte bu bir yer değiştirme vektörü olabilir ve vektöre girmiş oluyoruz. Yani yönden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sadece büyüklüğü yani şiddeti var diyoruz. Elbette ki skaler büyüklükler negatif olabilir. Mesela eni nereden biliyoruz? Yükten biliyoruz değil mi? Yük artı işaretli ya da eksi işaretli olabiliyor. Ya da zamanda mesela bir yeri sıfır kabul ederseniz bir yer zamanda geçmişte kaldığı için negatif, ileride kalan alanda zamanda pozitif olarak söylenebilir. Örneklere baktığımızda bu örnekleri inceleyebilirsiniz. Zaten fizikte hem en sık karşımıza gelen örnekler bu konuyla ilgili hem de zaten en iyi bilmemiz gereken şeyler. Burada bazen işte neler karıştırılabiliyor? Mesela sürat ve hız gibi şeyler karıştırılabiliyor. Sürat hızın sadece büyüklüğünden bahsettiği için skaler bir kavramdır. Sürat nerede gördüğümüz şey? Aslında biz günlük hayatta hızı hiç kullanmıyoruz. Fiziksel anlamdaki hızı günlük hayatta hiç kullanmıyoruz. Kullandığımız kavram sürattir. Arabanın ibresinin gösterdiği değer ya da dijital olabilir o. Gösterdiği değer işte saatte 40 kilometre. O skaler bir büyüklük sadece. Vektörden bahsettiğimiz zaman hız giriyor. Günlük hayatta biz tabii ki hız kavramını kullanıyoruz ama fiziksel olarak doğru olan hızdan bahsettiğimiz zaman bir de yön söylememiz gerekiyor. Mesela kuzey batı yönünde ya da doğu yönünde ya da daha başka ara yönlerde olabilir elbette. İlla hani kuzey, güney, doğu, batı şeklinde ya da bunların araları şeklinde olmak zorunda değil. Her yönde olabilir. Hatta daha fazlası 3 boyutlu da olabilir. Zaten bunları söylerken de vektörler konusuna geçmiş olduk. Vektörler için çok önemli. Yönü mutlaka olmak zorunda. Size bir soruda istenen bir büyüklük, bu bir dinamik sorusu olabilir. Onun üzerinde eğer o ivme sorusu diyelim ki ivmenin üzerinde ben vektör işaretini gördüğüm zaman sorunun benden aynı zamanda yön istediğini de mutlaka biliyor olacağım. Tabii ki bir büyüklüğü var. Yani hızın da bir büyüklüğü var. İşte 40 km bölü saat doğu yönünde bir büyüklüğü var, bir de yönü var. Bunları da tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Vektörel fiziksel büyüklüklerin ve skaler fiziksel büyüklüklerin birimleri olacak. Mesela konumdan bahsederken büyüklük olarak metre, yer değiştirme, konumdaki değişim zaten o da metre. Hız metre bölü saniye değil mi? Bazı birimlerimiz var, bunları biliyoruz. İşte kuvvet için Newton diyoruz. Ağırlık için kilogramı kullanıyoruz. Gram da olabilir elbette. İvme metre bölü saniye kare diye gidiyor. Elimizde bir takım fiziksel büyüklüklerden bahsederken birimden de bahsediyor olacağız. Hangi dilden konuştuğumuzu anlatmak adına değil mi? Yani kilogram mı, gram mı? Bunların arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla birimler de bizim için oldukça önemli olacak. Hemen yan tarafta devam edelim. İlk konumuz, ilk yapacağımız vektörler üzerindeki ilk işlem. Bir vektörü bir skalerle yani bir sayıyla çarpacağız. Gerçek anlamıyla bir sayıyla. Şimdi vektörden bahsederken biraz somutlaştırmak adına günlük hayatta en iyi anladığımız vektör yer değiştirme vektörü. Şöyle düşünelim. Siz diyelim ki şöyle bir noktadasınız, şu noktadasınız ve şuraya gitmek istiyorsunuz. Buraya gitmek için tabii ki bir sürü yol izleyebilirsiniz. Yani mesela işte şöyle biraz dolanarak buraya gidebilirsiniz. Bu sizin nasıl gittiğinizi, oraya giderken nerelerden geçtiğinizi tarif ediyor. Ama fiziksel olarak bu noktadan bu noktaya gittiyseniz biz burada yer değiştirmeyle ilgileneceksek yani sizin başlangıç ve son konumunuz arasındaki ilişkiyi inceleyeceksek burada vektörlere başvurmamız gerekiyor ve vektörler bize aslında yaptığımız hareketin şöyle bir şey olduğunu söylüyor. Burada sağa doğru 3 birim ilerlemişim, yukarıya doğru da 2 birim ilerlemişim. Yani vektörler aslında bana bunu anlatmış oluyor. Sağa doğru 3 birim ilerlerken yukarıya doğru da 2 birim ilerlediğimde bir konuma ulaşmış oldum. Dolayısıyla ben bunu vektör olarak göstermek istersem şöyle gösteriyorum. Başlangıç konumumdan son konumuma bu şekilde ilerlediğimi gösteriyorum. Şimdi gelelim bir vektörün skalerle çarpımı. Bu aslında vektörün bize ne olduğunu söylüyor. Yani vektör size bakın orada nereden nereye gittiğimizi söylemiş olduk. Yani daha doğrusu ne kadar yer değiştirdiğimizi söylemiş olduk. Ve burada bir yön de belirtmiş olduk. Yani sağa doğru 3 birim, yukarı doğru 2 birim olacak şekilde belli bir istikamette gittiğimizden bahsetmiş olduk.
Bunun büyüklüğünden vesaire de daha sonra bahsedeceğiz zaten. Şimdi vektörün skalerle çarpımı dedik. Biraz ondan bahsedelim. Şöyle yapalım. Oklarımızı kullanalım. Diyelim ki elinizde şöyle 2 birimlik bir vektörünüz var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Sağ tarafa doğru 2 birim ilerleme. Siz bunu eğer 2 ile çarpmak isterseniz ne olacak o zaman? Bu sağ tarafa doğru 4 birim ilerleme olacak. İşte skalerle çarpma derken kastettiğimiz şey bu. Ya da bu çok farklı şekilde de olabilir. Mesela diyelim ki şöyle bir vektörünüz var. Bu vektörünüzün size yaptırdığı işlem şu. 1 birim sağ, 2 birim yukarıya gidiyorsunuz. Bunun 2 katı ne olacak? 2 birim sağ, 4 birim de yukarıya gideceksiniz. Yani bu vektörün 2 katı da böyle olmuş olacak. Vektörü skalerle çarptığımız zaman bakın bunlar aynı yöndeler. Yani aslında aynı doğrultudalar. Başlangıç noktalarını farklı olarak çizdim. Yani bu eğer bana şunu anlatacaksa, hani şu noktadan şu noktaya gittiğimi anlatıyorsa, bu da bana şu noktadan şu noktaya gittiğimi anlatıyor. Fizikte biz çoğunlukla hani başlangıç konumu ve başlangıç konumunun ne olduğu ve son konumun tam olarak ne olduğuyla değil de aslında değişimlerle ilgileniyoruz. Yani elimizdeki fiziksel denklemler bize genellikle değişimler hakkında bilgi veriyor. Biz daha sonra onu şey için kullanıyoruz. Ha madem böyle bir değişiklik oldu, başlangıçta ben buradaydım, demek ki son durumda da buradayım cevabını almak için kullanıyoruz. Ama fiziksel hesaplarımız genelde bize değişiklik hakkında fikir veriyor. Hemen örneklere bakabiliriz. Bu arada ben ne yaptım? Hep pozitif sayılarla çarptım. Mesela negatif sayıyla çarpalım. Negatif sayıyla çarpmak da tıpkı matematiksel işlemlerde olduğu gibi. Mesela burada 2 birimlik sağa doğru bir vektörümüz vardı. Ben bunu eğer eksi 1 ile çarparsam sola doğru 2 birimlik bir vektör olacak. Eksi 2 ile çarparsam sola doğru eksi 4 birimlik bir vektörüm olacak. Yukarı doğruysa eksi ile çarptığımda aşağı doğru, sağa doğruysa sola doğru olacak. Dolayısıyla burada da mesela şu vektörü ben eksi ile çarparsam, her iki vektörü eksi ile çarpayım ve buraya işaretleyeyim. Bu sağa doğru 1 birim, yukarı doğru 2 birimdi. Şimdi sağa doğru değil, sola doğru 1 birim, aşağı doğru 2 birim şeklinde olacak. Onun eksi ile çarpılmış hali böyle gösterilebilir. Burada da 2'ye 4 vardı. O zaman 2'ye 4 ve ters yönde olacak. Bu şekilde yapabiliriz. Yani bir nevi eksi ile çarptığımız zaman doğrultu aynı kalıyor ama yön tam tersine dönüyor. Yaptığımız işlem bu şekilde de özetlenebilir. Oldukça basit bir takım şeyler yapacağız şimdi. Çok temelden gidiyoruz elbette. A vektörü aşağıdaki gibi verilmiş, sağa doğru 2 birim. İstenilen vektörleri aşağıdaki şekil üzerinde gösterin demiş. Zaten yapmıştık. Sağa doğru 2 birim, bunun 2 katından bahsedecek olursak sağa doğru 4 birim olacak. Burada da demiş ki şöyle adım adım inceleyecek olursam şu işlemi yapalım önce. A'nın yarısını bulalım. A'nın yarısı dediğimiz vektör şöyle, değil mi? A vektörünün 1 bölü 2 ile çarpılmış hali. Boyu 2 birimdi. Aynı yönde 1 birime indirdim. Şimdi onu bir de eksi ile çarparsam ne olacak? Ters yöne dönecek. Dolayısıyla o vektörü de bu şekilde gösterebilirim. Yani A şıkkı için cevabım bu. B şıkkı için cevabım da bu şekilde olacak. Bir sonraki sayfaya geçelim. Devam edelim. A vektörü şekildeki gibi gösterilmiş. Gene burada benden bu işlemleri yapmam isteniyor. Adım adım ilerleyelim istedik. Sağlam gidelim istedik. 3A'yı bulmam istenmiş. A aşağı doğru 2 birim. Dolayısıyla 3 katını aldığım zaman aşağı doğru 6 birimlik bir vektörüm olacak. Buradaki önce 2 ile çarpalım. A'yı 2 ile çarptım. Aşağı doğru 4 birim. Eksi ile çarptığım zaman da yukarıya doğru 4 birim olacak. Şöyle yapalım. Yukarıya doğru 4 birim şeklinde burada gösterelim. A şıkkında benden istenen burada. B şıkkında benden istenen de burada olacak. Devam edelim. Üçüncü sorumuz yine ben çözüyorum. Aşağıdaki şekilde A vektörü verilmiştir. İstenilen vektörleri şekil üzerinde gösteriniz demiş. 2A demiş. 2A, A'yı A'nın ucuna bir tane daha aslında A eklemiş oluyoruz. Daha sonra zaten onu ucuca eklemede de anlatacağız. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Bu tarif, yani A diyelim ki bir yer değiştirme tarifi, size diyor ki 2 birim sağa 1 birim yukarı git. Bunun 2 katını yaparsanız 4 birim sağa 2 birim yukarı doğru gideceksiniz. Ben hemen 4 birim sağa 2 birim yukarıya giden şöyle bir tane vektör çiziyorum buraya. Bir de benden ne istemiş? A'nın yarısının tersi, eksilisi istenmiş. A'nın yarısı nasıl bir vektör? Hemen şurada göstereyim. Şöyle A'nın yarısı kadar bir vektör. Böyle bir istikamette. İstikametimi doğru tutabilmek için bakın arkadaşlar, A'nın doğrultusu nasıl? Şöyle 2'ye 1, 2'ye 1, değil mi? Bu trigonometrik olaylar bayağı önemli. Buralara diklik falan da girdiği zaman bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. A'nın doğrultusu şu şekilde. Ben bunu bir kere
En temelde burada göstereyim. Şimdi ne yaptım? A'nın boyunu yarıya indirdim. Şimdi de eksilisini alacağım. Burada göstermek istersem şuradan başlatayım. Şu A'nın tamamı kadardı. Bunun yarısı kadar olacağı için şöyle yapacağım. Tarif olarak da şöyle oluyor. Önce A'nın yarısından bahsedelim. A sağa doğru 2 birimdi. A'nın yarısı sağa doğru 1 birim. Yukarı doğru A 1 birimdi. Bu da yukarı doğru yarım birim olmuş oldu. Burada da onları tam tersine çevirdik. Devam edelim. Aynı doğrultudaki vektörlerin toplanması. İki tane vektörümüz var diyelim ki elimizde. Bu bir A vektörü olsun. Bu da diyelim ki bir B vektörü olsun. Şöyle yanlarına yazalım. Bu A vektörü. Bu da B vektörü. A vektörü sağa doğru 3 birim. B vektörü de sağa doğru 5 birim gitmem gerektiğini söylüyor. O zaman ben bunları topladığım zaman elde ettiğim sonuç nasıl bir sonuç olacak? Bu diyelim ki şu A'nın boyu kadar 3 birim. Bir 5 birim daha gideceğim. Dolayısıyla yanlış saymıyorsam evet burası olacak. Aslında uyguladığım yöntem bir nevi şöyle. Şu A vektörüydü. A'nın hemen ucuna bir B vektörünü daha eklediğim zaman ne olmuş oluyor? A artı B'yi bulmuş oluyorum. Vektörü de burada rahatlıkla istediğim yere tabii ki taşıyabilirim. Ufak bir hatırlatma tabii burada. Biz vektörlerden bahsederken vektörün başlangıç ve bitiş noktasından bahsetmiyoruz. Yani ben onun için rahatlıkla B vektörünü buraya ve buraya çizebiliyorum. Bunun mantığı dediğim gibi biz burada esasında değişimle ilgileniyoruz. B vektörü bana sağa doğru 5 birim gitmekten bahsediyor. Nereden nereye gideceğimi söylemiyor. Nereden nereye gideceğim benim ilk ve ilk durumumla alakalı bir şey. Son durumu da zaten benim ilk durumum belirleyecek. Yani başlangıçta neredeysem oradan 5 metre sağa doğru ilerlemiş olacağım. Bu da önemli bir ayrıntı. Şöyle diyelim. Bu vektörde A artı B vektörü diye gösteriliyor. İsterseniz bu vektöre de ayrı bir isim vererek bu da C vektörü olsun diyebilirsiniz. Bu şekilde. Yani iki vektörün toplamı da bana bir vektör veriyor. Çünkü zaten iki vektör ayrı ayrı yön belirtiyor. Topladığımda da bir yer değiştirme üzerinden gene düşünelim. Toplamda da yön belirtmeye devam ettiği için sonucum gene bir vektör olacak. Özdeş karelere bölünmüş düzlem üzerinde A ve B vektörleri şekildeki gibi verilmiş. Yukarıdaki verilen vektörleri kullanılarak istenenleri aşağıda bulunuz demiş. Şöyle yapalım. A'yı buraya bulalım. A'yı burada bulalım. B şıkkını burada yapalım. C'yi burada. D'yi de burada yapmaya çalışalım. Şimdi A vektörü sağa doğru 1 birim. B vektörü de sağa doğru 2 birim. A şıkkında bunları toplarsam toplamda ne olacak? Sağa doğru 3 birimlik bir vektörüm olacak. B şıkkına geldiğim zaman A ile B'nin 2 katını toplamamı istemiş. B'nin 2 katı nasıl bir vektör? Şöyle bir vektör. 4 birimlik sağa doğru bir vektör. Bunun A'yı toplarsam sağa doğru 5 birimlik bir vektör elde edeceğim. Yani B şıkkında benden istenen A artı 2B vektörü bu. C şıkkında A eksi 2B istenmiş. Eksi 2B de nasıl bir vektör? Şu yukarıdaki 2B vektörüydü. O zaman şu da eksi 2B vektörü olacağına göre. Bu sola doğru 4 birim. A vektörü de sağa doğru 1 birim. Yani toplamda sola doğru 3 birimlik bir vektör olacak C şıkkında. 2A eksi B demiş. Hemen 2A vektörünü burada gösterelim. Bu 2A vektörü. 2A vektörü eksi B vektörü de B'nin tam tersi. Değil mi? Onu da hemen şurada mı gösterelim? Şöyle gösterelim. Bu da bizim eksi B vektörümüz. 2A ile eksi B'yi toplarsam yani biri sağa doğru 2 birim, biri de sola doğru 2 birim. Ne olacak? Sonuç 0 olacak. 0 vektörü olacak. Burada tabii ki göstermemiz mümkün değil ama burada şöyle 0 vektörü diye gösterelim. Buraya da cevabımızı o şekilde yazabiliriz. Şimdi devam edelim. Özdeş karelere bölünmüş düzlem içerisinde A ve B vektörleri verilmiş. Bunlar yine aynı doğrultudalar. Dolayısıyla işlem yapmam oldukça kolay. Ne yapacağım? A artı B vektörünü bulmam isteniyor. A bu yönde 1 birim. B de onun tersi yönde 2 birim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben buradan şöyle çapraz bir yönde 1 birim gidiyorum. Sonra 2 birim geri geliyorum. Bunu yapabilmem için önce gidip sonra başlangıç noktasına geri gelip sonra 1 birim daha B'nin olduğu yönde ilerlemem gerekiyor. Dolayısıyla benden şöyle yapalım. A şıkkında isteneni şuraya yazayım. B şıkkında isteneni de şuraya yazmaya çalışayım. Benden istenen vektör nasıl bir şey oluyor o zaman? Ne demiştik? İlk önce
A'yı uygulayalım. Buradan üstteki bir noktaya gittik. Sonra B'yi uyguladığımızda da tekrar ne yapıyoruz? Önce başladığımız noktaya geri geliyoruz. Sonra ters istikamette A'da gittiğimiz kadar tekrar ters istikamette gitmiş oluyoruz. Dolayısıyla A şıkkındaki vektörü şu şekilde gösterebilirim. Eksi 2A artı B demiş. Ben hemen şurada eksi 2A'yı hesaplayayım. Şimdi arkadaşlar şu benim eksi A vektörüm. Şuraya göstereyim. Şu benim eksi A vektörüm. Eksi 2A vektörüm de tabii ki bunun tam olarak 2 katı olacak. Eksi 2A vektörü bu. Eksi 2A vektörüyle de B vektörünü toplarsam bana çapraz yönde şöyle 1 birim aşağı, pardon 2 birim aşağı, 2 birim sola gitmemi söyleyen bir eksi 2A vektörüm var. B vektörü de aynı şeyi söylüyor. O zaman 4 birim aşağı, 4 birim de sola doğru ilerleyeceğim. Şöyle gösterebilirim. Farklı doğrultulardaki vektörlerin toplanması. Bazı yöntemlerimiz var. Bunlardan en temeli ucuca ekleme. Zaten yani klasik bir şekilde mantığımızın da anlayabileceği bir şey var. Şöyle bir A vektörümüz olsun. A vektörü diyor ki sağa doğru 2 birim, yukarı doğru 3 birim ilerle. Kare sistemini kullanarak söylüyorum. B vektörüm de diyor ki bunu yaptıktan sonra da diyor şöyle bir B vektörüm var. B vektörümde sağa doğru 3 birim ilerle, aşağı doğru 1 birim in diyor. Bunları şöyle yanlarına yazalım. Şu benim A vektörüm. Şu da benim B vektörüm olsun. Bana da A artı B nedir diye sorulsun. A artı B vektörü. Ben de onu bulmaya çalışayım. Yapacağım en temel, en basit yöntemlerden birisi ucuca eklemek olacak. Çünkü neden? Başlangıçta bir noktadan bir noktaya gittim. Sonra oradan da başka bir noktaya gittim. En baştan en sona nereden nereye gittim onu bulmak isteyeceğim. Şimdi bu A vektörüydü. Hemen B vektörünü trigonometrik özelliklerini bozmadan buraya taşıyorum. Kastım ne? B vektörü 3 birim sağ, 1 birim aşağı doğru bir vektör. Dolayısıyla gene aynı noktaya, A'nın hemen ucuna B vektörünü getirdim. Şurada gösterdiğim şekilde taşıdım. Burada elde ettiğim şu bileşke vektörüm de şu noktadan beni şuraya götüren bir C vektörü olmuş oldu. Dolayısıyla ben buradaki vektöre de A artı B vektörü diyorum. Dediğim gibi iki vektörün toplamına yeni bir isim vermek isterseniz onu da verebilirsiniz. C vektörünü de bu şekilde gösterdim. Yani ucuca ekleme yönteminde yaptığımız şey kelimenin tam manasıyla iki vektörü alıp birbirinin ucuna eklemek. A ve B vektörleri verilmiş bana. Toplama işlemi, vektörleri toplamam isteniyor. Bakalım şimdi ilk olarak A şıkkında A artı B istenmiş benden. Oradan başlayalım. Hemen şöyle yapalım. A vektörünü şurada bir göstereyim ben. Şu benim A vektörüm. Pardon. Şöyle yukarıya doğru 2 birim. B vektörü de sağa doğru 1 birimlik bir vektör. O zaman bunları ucuca eklediğimde B'yi hemen ucuna koydum. A artı B vektörü sorumun cevabı şu kırmızıyla gösterdiğim vektör olacak. B şıkkına gelelim. B şıkkını da şuraya çözmeye çalışalım. B şıkkı içinde eksi A demişiz. Eksi A aşağı doğru 2 birim olacak. A vektörü yukarı doğru 2 birim olduğu için. Bu eksi A vektörü. Hemen ucuna da B'nin 2 katını ekleyelim. Şimdi B vektörü bu iken 2B vektörü bu. 2B vektörünü bunun ucuna eklediğim zaman toplama işlemi yapmış oluyorum. Şimdi belki aklınıza şu takılabilir. Ben bunu, şu ifadeyi matematiksel olarak hiçbir hata yapmadan şöyle de yazabilirdim. 2B eksi A. Bu vektörlerde çıkarma işlemi diye düşünebilirsiniz. Vektörlerde çıkarma, toplama, aslında sayılar için de aynı şey geçerlidir. Aynı işlem, sadece burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Ben eksi A'yı hesapladıysam eğer, ki burada şu bulduğum vektör, şu aşağı doğru olan vektör, eksi A vektörü olduğu için eksi A vektörüyle 2B vektörünü topluyorum. Yani matematikte şöyle gösterebiliyoruz değil mi? 2B vektörü artı eksi A vektörü. Benim yaptığım işlem bu oldu. Orada da bir kafa karışıklığı yaşamamanız açısından bu şekilde detaylandırabilirim. Bu eksi A vektörüm, bu da 2B vektörüm. Bunları birbirleriyle topladığımda yeşille gösterdiğim vektör sorunun cevabı oluyor. A ve B vektörleri şekildeki gibi gösterilmiş. Yukarıdaki verilen vektörleri kullanılarak aşağıda bizden istenenleri bulmamız söylenmiş. Yine aynı şeyleri yapacağız. A vektörünü
Burada çizelim. A şıkkı için A vektörü şöyle bir vektör. B vektörünü de hemen ucuna ekleyelim. Şu da bizim mavi ile gösterdiğim vektör. A artı B vektörü olacak. Sorumuzun A şıkkı için B şıkkı için de çözelim. A vektörü gene olduğu gibi kalsın demiş. Şöyle yapalım. Şuradan başlasak daha iyi olur ya da şuradan başlayalım. A vektörü olduğu gibi dursun burada. Eksi 3B demiş. B vektörü bu. Eksi 3B vektörü. B ile ters yönde. Şiddeti de 3 katı olan bir vektör. Bunu da getirip bunun ucuna eklersem. Eksi 3B vektörünü buraya ekleyecek olursam. Cevabım ne olacak? Şöyle bir vektör. Sola doğru 2 birim. Yukarı doğru 2 birim olan bir vektör olacak. A eksi 3B vektörü. Aşağıdaki şekilde ABC vektörleri verilmiştir. Buna göre istenilen vektörleri aşağıdaki şekil üzerinde gösteriniz demiş. A'yı, B'yi, C'yi ilk olarak birinci öncülde bizden istediği toplamamız ucuca ekleyeceğiz. Şöyle 1 diyelim. 1'in hesabını yapalım. A ile başlayalım. Bakalım şöyle çizsek. A vektörünü şu şekilde çizdim. B vektörü sağa doğru 3 birim, yukarı doğru 1 birim olduğu için çok dikkatli bir şekilde böyle çiziyorum. Bu da C vektörü olacak. Sırasıyla çizdiğim vektörler A, B, C vektörü. Bu 3 vektörün toplamını bulmak istersem şurada mavi ile gösterdiğim vektör olacak. A artı 2C artı B vektörünü bulmam istenmiş. Üstteki ile aradaki tek farkımız aslında burada böyle bir kıyas da yapabiliriz. Bakın A, B, C. Burada da A, B ama 2C var. Yani aslında şu bulduğum vektör A artı B artı C olduğu için buna şöyle bir de C ekleseydim eğer. Şöyle bir C daha ekleseydim. C sağa doğru bir birim. Şurada bulduğum şu kırmızı vektör de ne olacaktı arkadaşlar? İkinci soruda benden istenen A artı B artı 2C'nin toplamı olacak. Dolayısıyla 2'nin çözümü için de şu kırmızıdan bahsedebilirim. C eksi A artı B demiş. Ben tek tek gideyim madem. Önce şöyle bir yerden başlayalım. C'den başlayalım. C vektörü böyle. Eksi A demiş. Eksi A'yı yapabilmem için A ne yapacağım? Okunun yönünü yer değiştireceğim. Eksi A'yı da bunun ucuna eklediğim zaman şu C, şu da eksi A mı oldu? Evet, doğru bir şekilde yaptım. Şimdi bir de B'yi ekleyeceğim. B'yi eklemek için alanı biraz taşırdığım için şuraya bir kare daha ekleyebilirim. B'yi ekleyebilmek için şöyle bir kareli sistem daha ekleyeyim buraya. B vektörü sağa doğru 3 birim, yukarı doğru 1 birim olacak. Başladığım ve bitirdiğim noktayı kesinlikle karıştırmam gerekiyor. Ben bu noktadan başladım, şu noktada bitirdim. Dolayısıyla bu sorunun cevabı olan vektör sağa doğru 5 birim, aşağı doğru da 1 birim olacak. Bu da 3. öncülde benden istenen olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu yaptıklarımızın sonucunda sizlerden bu soruyu çözmenizi istiyorum. Şimdi videoyu burada durdurabilirsiniz ve bu soruyla mutlaka uğraşın. Soru sizin için kolay olabilir, zor olabilir. Mutlaka soruyu çözün, cevabını bulun ve sonra hep birlikte tekrar yapalım. Şimdi arkadaşlar benden A eksi B eksi C vektörü istenmiş şekildeki verilenlerden hangisidir demiş. Hemen şunu yapayım. Mesela nasıl kareli sistemi nasıl kullanabilirim biraz ona bakıyorum. Yani dışına da taşırabilirim, önemli değil. Şöyle yapalım. A vektörünün ucuna eksi B'yi ekleyelim. Eksi B sola doğru 2 birimlik bir vektör. A eksi B'yi bulmuş oldum. Bir de eksi C vektörümüz var. Eksi C vektörümüz nasıl bir vektör? C vektörü sağa doğru 2 aşağı doğru 1 birim olduğuna göre. C vektörü de onun tam tersi şöyle bir vektör. Onu burada gösterebilmek adına şöyle bir şey yapayım. Şuraya bir gene bazı eklemeler yapayım. Şöyle bir kare buraya, bir kare de buraya eklersem yeterli olacak. C vektörünü de şurada eksi B'nin ucuna pardon eksi C vektörünü de buraya eklemiş olayım. Toplamda yaptığım şu işlem A eksi B eksi C olmuş olacak. Şöyle gösterelim. Bu nasıl bir vektör? Sola doğru 3 birim, yukarıya doğru 2 birim uzunluğunda olan bir vektör.
Şekildekilerden hangisi oluyor? O zaman cevabımız A şıkkı, birinci vektör. Şimdi ucuca eklemede bize bir kareli bir sistem, birim kareler verilmemiş olabilir. Sadece orada düşünmek durumunda değiliz. Farklı bir şekilde de, biraz daha soyut bir şekilde de düşünebiliriz. Aynı düzlem üzerinde bulunan ABC vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Eksi A artı B artı C vektörünün bulunmasını istemiş burada. A vektörü sağa doğru şöyle bir vektör olduğuna göre eksi A vektörü böyle bir vektör olmak zorunda. Bu eksi A vektörü şu B vektörü eksi A artı B artı C dediğim zaman başladığı noktaya geri döndüğüm için toplamdaki bu toplam vektör ne olacak arkadaşlar? Sıfır vektör olacak. Şimdi sıra sizde. Gene burada videoyu durduruyorsunuz ve soruyla kendiniz uğraşıyorsunuz. Ben bunu şöyle yapayım. Şöyle ekranımı alayım. Şimdi hep birlikte çözelim arkadaşlar. Aynı düzlem üzerinde ABCDE 5 tane vektör gösterilmiş. Vektörler için hangileri doğrudur demiş. İlk öncele bakalım. A eksi E D'dir demiş. Yani A'nın ucuna ne yapacağım? E'yi ters çevirip toplayacağım. Burada A artı E'nin D'ye eşit olduğunu görüyorum. A eksi E. Eksi E beni şöyle bir noktaya götürecek. Dolayısıyla bileşke vektörüm şöyle bir vektör çıkacak. Dolayısıyla bu öncülüm yanlış. İkincisine bakıyorum. E artı C. Hemen bakalım. E artı C beni buraya getirdi. Eksi B demiş. B'yi de ters çevirirsem beni tekrar başladığım yere götürür. Dolayısıyla sonuç 0 olur. Bu öncül doğru. Eksi A artı D. Eksi A, A'nın ters çevirilmiş hali. Yani buradan başladım. O beni yukarıya götürdü. Bu eksi A. Artı D. Artı C. Başlayıp buraya gelmiş oldum. O da B'ye eşit. Ben buradan başladım. Şöyle dolandım. O da B'ye eşit. Bu da doğru. A artı B D artı C'ye eşittir demiş. Bakalım. A artı B vektörü beni şu noktadan şu noktaya getiriyor. D artı C vektörü de beni o noktadan o noktaya getiriyor. Dolayısıyla bu iki vektör birbirine eşit. Cevabım D şıkkı olacak.